Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde sanal robotumuz olan e-robot uygulaması ile bir çiçek çizimi gerçekleştireceğiz. Bunun için artıya basıp yeni bir proje başlatıyoruz. Açılan sayfada ikinci seviyeyi seçiyoruz ve buraya çizim gerçekleştireceği için kalemi bastır ile onu yerleştiriyorum ilk olarak. Ardından robotum çiçeğin sapını çizsin istiyorum ama hafif sağ yönelerek çizsin bunu. O nedenle turuncu bloklardan hem dönüş hem de santimetre olan bu bloğu aldım. Şimdi sağa doğru dönecek, sağ 90 derece değil de 75 derecelik bir hafif bir dönüş gerçekleştirsin ve 30 santim olarak çizsin. Bunu yaptıktan sonra sola 90 derecelik bir dönüş yapsın. Hafif sola yönelip geniş bir daire çizerek çiçeğin merkezini çizsin istiyorum. O nedenle sağ dönüş 360 derece ve bunu da 6 santim olarak ayarlıyoruz. Şimdi tekrar sola yönelsin. Sola hafif bir dönüş yapsın. 90 derece değil de 80 derecelik bir dönüş gerçekleştirsin. Evet, şimdi dilerseniz buna bir bakalım. Evet, çiçeğimizin sapını çizdi. Şimdi bakın 360 derece olarak çiçeğin merkezini çiziyor ve bu şekilde hafif 80 derece sola dönüş gerçekleştirdi. Şimdi bu çizmiş olduğu dairenin etrafına çiçeğin yapraklarını çizdireceğiz. Çiçeğin 4 tane yaprağı olacağı için 4 kere tekrar bloğumu yerleştiriyorum. Repeat bloklarından. Burayı da 4 yapıyorum. Şimdi buradan başlayıp bu tarafa yöneleceği için sağ dönüş koyacağım. Sağ dönüş. Yine turuncu bloklardan. Sağ 240. Derece dönsün ve 6 santim ilerlesin. Ardından sola 150 derecelik bir dönüş gerçekleştirsin. Tekrar sola dönüp tekrar sağa dönerek bu çizimi gerçekleştirecek. Sola ve 150. Bunu yaptıktan sonra 10 derece bir dönüş yapsın sola çok küçük bir dönüş gerçekleştirecek. Şimdi sapına yönelip orada yaprağı çizdireceğiz daha sonra. Şimdi akabinde sola 30 derece dönerken 30 santimde ilerlesin bir zamanlı olarak. Şöyle. Yine sola 30 derece dönüş yapacak. 30 santim ilerleyecek. Tekrar bir kontrol edelim. Evet, şimdi bakın 4 kere
bu işlemi gerçekleştirerek çiçeğimizin yapraklarını çiziyor. Evet, buraya geldi. Şimdi hafif sağa dönecek, sağ 90 derece yönelecek ve şuraya bir yaprak çizdireceğiz. Bunun için 90 derece sağ dönüşü yerleştiriyorum. Ardından sağ 45 derece dönüş yaparak 15 santim ilerlemek suretiyle yaprağın çizimini gerçekleştirsin. Bunu da 15 yapalım. Evet, daha sonra sağ 135 derece dönsün. Bunu 135 olarak ayarlayalım. Ve tekrar şöyle yapalım. Sağ 45 derece dönüş yapsın ve 15 santim ilerlesin. Evet, şimdi hızlı modda bir görelim. Bunu da tekrar başa alalım. Evet, çiçeğimizi bu şekilde çiziyor robotumuz. Hemen şöyle bir tane daha çizsin. Evet, ve de şuraya. Evet, siz de bunu geliştirerek farklı çiçekler çizdirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.